Diyemiyorum ki. Arkadaşlar siz de tweet atın. Maç bak bir dakika, bir saniye önce. İtalya milli takımı şu anda saha içerisinde hepsi toplandılar. Türkiye'yi yendiler diye milli takımımızı böyle bir sevinç çığlıkları, şampiyon olmuş gibi seviniyorlar. Bu aslında bizim için bir gurur mu? Evet. Tamam. Millilerimizin başı avuçlarının arasında taraftarlarımızın. Ya Erto, enseyi karartmaya çok fazla gerek yok. Şunu söyleyeyim, bir kere İtalya turnuvanın favorilerinden. Yani kupayı alma en yakın adaylardan bir tanesi. Tamam, çok kötü oynadık. Hakikaten çok kötü oynadık. Maç, hakem ilk yarıdaki 50 oynamaya penaltıyı verse belki 5-6-0 olacaktı maç. Evet. Hakikaten çok kötü oynadık. Fakat tabii bunun sebepleri var. Biraz sonra bu sebepleri konuşuruz ama abi Şenol Hoca, kusura bakma da biraz geride kalmışsın ya. Bravo. Biraz geride kalmışsın. Yani topun arkasına geç, bekle. Topun arkasına geç, bekle. Nereye kadar bekleyeceksin ya? Demin Evren'le konuşuyoruz abi, 30 metrede top oynadık ya. Top şey oynattık adamlar. Adamlar hiç yorulmadı. Şu testi görüntülere izin vermeyin bir de ya. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Yani bizim testi mesli görüntülere izin vermeyin ya. Biz değil. Festi bir ülke değiliz ya, Allah Allah. Gayet modern giyimli ya, biz ülkeyiz. Modern bir ülkeyiz yani. Ne işleri var? Deminden beri bakıyorum böyle tribünlerde festi böyle taraftarlar var. Yapmayın ya. Ya lütfen buradan Sayın Başkan Nihat Özdemir'e mutlaka iletiyorlar. Herkesin geleneksel giysisi var Erto. Ya geleneksel, hayır. Fest bizim geleneğimiz değil ki. Eski geleneklerimiz. Herkes yapıyor bunu. Mesela Alman şeylerin... Kuzey Afrika'nın, Kuzey Afrika'nın batı tarafının şapkasıdır abicim. Alman tribünlere bakıyoruz. Onların geleneksel giysileri falan var. Bunlar da abi bir şey. Abi senin şapkan başka. Sen sinirlenmişsin. Sen kasket tak ya. Sen sinirlenmişsin. Emre sen kasket tak. Sen sinirlenmişsin. Dalacak yer arıyorsun şu anda, ben anlıyorum seni. Senin feste ne işin var ya feste? Bir başlık vereyim mi? Ver hocam. Hayal kırıklığı ama ne? Oyun hayal kırıklığı. Sonuç kaybedersin maçı. Evet, yani İtalya bize 0 yenebilir. Biz de yenebiliriz belki ama oyun hayal kırıklığı. Neden? Çünkü biz günümüzü futbolunda, Avrupa'da oynanan oyunda çok yanlış oyuncularla başladık. Yani hızlı oyun diyoruz, çabuk oyun. Hızlı oyun, çabuk oyun kimlerle oynanır? Maçı iyi koysanız. Cengiz'le oynarsın. Kerem var, Abdülkadir var. Onlar daha kadroda yoktu. Halil Dervişoğlu, İrfan Can kreatif, topu taşıyor. Topu taşıyacak oyuncularla evet. Oynamadık. İki tane uzun oyuncuyla oynadık. Ne topu taşıyacak, ne topu tutacak adamla oynadık. Ozan'la Okay, iki tane tip oyuncu. Yani şeyin kadrosuna baktım İtalya'nın. Barella oynuyor Inter'de. Çabuk, çevik oyuncu, top taşıyor. Jordinho zaten müthiş bir oyuncu. E bir de genç oyuncu Sosulo, Locatelli. Yılın oyuncusu seçildi, en genç oyuncu. Yani aynen öyle. Ofansif yönü çok iyi, oyun zekası yüksek. E şimdi sen böyle bir takımla oynadığın zaman topu rakibe veriyorsun zaten. E kontratak desen, kontratağa kimle çıkacaksın? Çabuk oyuncu mu var? Kenan Karaman'la çıkamazsın. Şu Hakan öyle bir oyuncu değil. Milli maçtan sonra şu görüntüye bak. Yani Şenol Hoca yanlış başlangıç, yanlış tercihler. Her şey maçı yanlış oynamış kabaca. Yani bizim oyuncularımız böyle oynayamaz. Hayır, Emre Hoca, Emre bana kızacak belki ama. Hayır, Emre bana yine kızacak. Bak, yine partilerimi karıştırdın diyecek. %100 katılıyorum. Bak %100 katılıyorum. Evren'e %100 katılıyorum. Şunu da söyleyeyim abi. Mesela bak Burak Yılmaz. Tweet atar mısınız? Burak Yılmaz geçen sezon inanılmaz bir sezon geçirdi değil mi? Evet. Şampiyonluk yaşadı. Fakat abi Fransa Ligi bizim lige çok benzeyen bir ligdir. Kesinlikle. Tamam mı? Zaten oradan oyuncu alırız genelde. Bizim bütün antrenörler onlara çok bakarlar. En çok da oradan oyuncu alırız. Yani bizim ligimizde çok benzediği için. Fakat abi Burak Yılmaz'ın neredeyse topu ayağına değmeden maçı bitirdik ya. Yani Burak Yılmaz İtalya karşısında oynayacak uygun forvet Burak Yılmaz mıdır? Bir şutumuz var. İsabetli şutumuz değil, yok. Değil. Burak Yılmaz değil. Hani Burak'ı burada eleştirmek için söylemiyorum ben. Bu kadroda Burak'la başlamazsın. Bu kadro Burak Yılmaz İtalya karşısında Türkiye'nin forveti olamaz. Cengiz'in deri koyarsan. Olamaz. Hayır, bir şey söyleyeceğim. İtalya karşısında olamaz. Hayır, yarın Galler'le oyunu olur. Ben de o görüşe katılmıyorum. Yarın Galler'le oyunu olur. Yarın İsviçre'yle oyunu olur. Tamam hayatım. Ama İtalya'nın İtalya. Sertan Mancini mi o? Türkiye'de oynatmayacak. Oynatmayacak bir tane hoca yok. Aynı Şenol Hoca ya. Tam ekran versenize Mancini'yi. Tam ekran versenize. Emre Bala benziyor. İtalya milli takımının teknik direktörü Roberto Mancini'nin 15 gün önceki görüntüsü. Daha turnuva başlamadan. Emre Bala'nın fiziğiyle aynı değil mi? Aynı. Ben sana söyleyeyim 15 dakika. Allah aşkına.